ikinci şu an mütalasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte bu üç misale kıyasen. Önceki derslerimizde üç misali mütala etmiştik. Bu misaller şunlardı. Bir, iktidarsız ve ihtiyarsız bir yavrunun imdadına umulmadık bir yerden yani kan ve fışkı ortasından beyaz Safi, temiz bir süt göndermek. İki, müthiş bir hastalıktan şifa bulmak. Üç, dalaletin gayet müthiş manevi elemini hisseden bir adama iman ile hidayet ihsan etmek. Bu üç misali önceki derslerde mütalaa etmiş ve bu hadiselere tevhid aynasıyla bakmıştık. Üstadımız burada diyor ki işte bu üç misale kıyasen daire-i kesretin müntehasındaki cüz'iyyatın cüziyyat ahvalinde. Daire-i kesret, çokluk dairesi demektir. Bu ifadeyle şu alem kastedilmiş. Zerreden şemse kadar her bir varlık bu kesret dairesinin bir cüzüdür. Bütün cüzlerin toplamına cüz-iyat denir. Üstadımız daire-i kesretin müntahasındaki cüz-iyat dedi. Daire-i kesreti yani şu kainatı bir ağaca benzetsek nasıl ki ağacın müntahası meyvesidir ve bütün ağaç meyveye bakar, ona hizmet eder aynen bunun gibi dare kesretin müntehasındaki cüz'iyat da başta zihayattı, hayat sahibidir. Kainat ağacı bu meyve için yaratılmış ve dallarına zihayat meyveler takılmış. Hayatı olmayan cüz'i eşya da dare kesretin müntehasındaki cüz'iyat manasına dahildir. Ancak saf ve evvelde hayat sahipleri vardır ve tefekkürümüzün odak noktası zihayattır. Üstadımız dedi ki bu cüz'iyatın cüz'iyatı ahvalinde, cüz'iyatı hayat sahipleri olarak aldığımızda bu cüz'iyatın cüz'iyatı ahvali onlara hayat verilmesi terbiye edilmesi, aza ve cihazlarla teçhiz edilmesi, suret verilmesi, elbiseler giydirilmesi, farklı farklı renklere boyanması, yemeleri, içmeleri ve bunlar gibi hallerdir. Daire-i kesretin müntehasındaki cüz'iyatın, cüz'iyat ahvalinde cümlesiyle bu manalar kastedilmiş. Peki bu cüz'i ahvalde ne gözük? Üstadımız şöyle cevaplıyor. Tevhid noktasında cemali ilahinin ve kemali rabbaninin binler en var ve yüz bin çeşitleri onlarda temerküz cihetinde görünür, anlaşılır, bilinir, tahakkuku sabit olur. Yani bizler vahdet aynasını, bu cüz'iyatın cüz'i ahvaline tutarsak ve eşyaya tevhid noktayı nazarından bakarsak Allah'ın cemalini ve kemalini onlarda da temaşa eder. Bu cemal ve kemalin binler envaının onlarda temerküz ettiğine şahit oluruz. Önceki derslerde üç misal üzerinde bu tahlili yapmıştık bu üç misale iki misalde biz ekleyelim. Mesela bir ipek böceğinin ipeği dokumasını düşünün. Bu cüz'i fiil de Allah'ın terbip sıfatı gözükmekte ve Rab ismi tecelli etmektedir. İpek böceği dokuduğu ipekle Allah'ın cemaline ve kemaline bir aynadır ancak küçük bir ayna. Şimdi bu aynayı büyütelim. Büyütmek için bu cüz'i hadiseye tevhid aynasını tutacağız ve vahdet gözlüğüyle bakacağız. Tevhid aynasını tutmak ve vahdet gözlüğüyle bakmak demek emsali ahvali yan yana getirip hepsini Allah'ın yedi kudretine teslim etmek demektir. Şimdi hayalen ipek dokuyan bütün ipek böceklerini yan yana getirin. Hepsi birbirine dayansın, omuz omuza versin. Vazifelerini yapan diğer bütün böcekleri bu halkaya dahil edin. Sonra diğer hayvanat ve nabatatı bu halkaya sokun. Yani vazifesini yapan her mahluk tevhid aynasında gözüksün ve temessül etsin. İşte bu durumda tek bir ipek böceği bir damla iken bütün hayvanat ve nebatatın yan yana gelmesiyle bir deniz teşekkül eder. Nasıl ki güneşin damladaki tecellisiyle denizdeki tecellisi aynı değildir, aynen bunun gibi Allah'ın cemal ve kemalinin damla hükmündeki ipek böceğindeki tezahürüyle deniz hükmündeki bütün hayvanat ve nebatattaki tezahü aynı değildir. Nebatat ve hayvanat denizi cemali ilahi ve kemali rabbaniyi daha şaşalı bir surette gösterip daha geniş bir ayna olur. Bir misal daha verelim. Bir kelebeğin icadını düşünelim. Kelebeğin yoktan yaratılmasında Allah'ın Halik, Mucid ve Mükevvin gibi isimleri tecelli eder. Bir kelebek bu cihetten Allah'ın cemal ve kemaline aynadır. Ancak güssesi kadar aynadır. Şimdi yoktan yaratılan bütün kelebekleri hayalen yan yana dizin. Sonra diğer böcekleri, kuşları, balıkları ve bütün hayvanatı yan yana dizin. Sonra bütün nebatatı bu halkaya dahil edin. Hatta gücünüz yetiyorsa melaikeyi de dahil edin ve yine gücünüz yetiyorsa bu halkayı Hazreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar genişletin. Yani yaratılmış ve yaratılacak bütün mahlukatı düşünün karşınıza nasıl bir yekün çıktı? Şimdi Halik isminin bu yekündeki tecellisini düşünün. Bütün mahlukatın ani ve defi bir surette hiçten ve yoktan yaratılmasını, hiçbir işin başka bir işe karışmamasını ve zerre miskal bir kusurun olmamasını düşünün. Bunda gözüken cemal ilahiyi ve kemal-i ihata edebiliyor musunuz? İşte bu misaller gibi dare-i kesretteki cüz'iyyatın cüz'iyyatı ahvalinde Allah'ın cemali ve kemali kemal şaşa ile gözükür. Tabi tevhid ve vahdet aynası ile bakılırsa. Kardeşlerim, Risale-i Nur'ları okumak başka, anlamak başka, mütala etmek başka, boyasıyla boyanmak bütün bütün başka. Üstadımız burada bize bir ders veriyor. Diyor ki cüz'iyatın cüz'i ahvaline tevhid aynasını tutun, vahdet dürbünüyle bakın. Bununla da Allah'ın cemalini ve kemalini temaşa edin. Üstadımız böyle diyor ve bu dersi eşyaya böyle bakabilelim diye yapmış. Ancak bizler risaleleri amel etmek için değil, sadece anlamak için okuyoruz. Hatta bir kısım kardeşlerimiz anlamayı da önemsemiyor. Oku yeter diyor. Böyle bir düşünceyle Risale-i Nurlardan hakkıyla istifade edilmez. Üstadımızın verdiği derslere çalışmalı ve bu dersleri meleke haline getirmeliyiz. Tekrar metne dönelim. Üstadımız şöyle diyor. İşte tevhitte cemal ve kemal-i ilahinin kalben görünmesi ve ruhen hissedilmesi içindir ki bütün evliya ve asfiya en tatlı zevklerini ve en şirin manevi rızıklarını kelime-i tevhid olan La ilahe illallah zikrinde ve tekrarında buluyorlar. La ilahe illallah zikrinin sebebi kıymetini ve ehlullahın bu zikre niçin devam ettiğini öğrendik. Sebebi şuymuş Allah'ın cemali ve kemali ancak tevhid vasıtasıyla gözükür. Tevhid olmazsa bu cemal ve kemal gizlenir. Hadisata tevhid gözüyle bakılırsa Allah'ın cemali ve kemali kalben görünür, ruhen hissedilir. İşte ehlullah bu ilahi cemali ve kemali tevhitte gördükleri için en tatlı zevklerini ve en şirin manevi rızıklarını kelime-i tevhidin zikrinde bulmuşlar. Her daim la ilahe illallah demişler ve bu kelamla zevk etmişler. Ne diyelim? Rabbimiz bu zevki hissetmeyi bizlere de nasip etsin. Amin.